Son videoda sigma bağları konusuna değinmiştim. İki atom çekirdeği veya orbitallerden birini buraya çizerek başlayalım. Buna sp3 hibrit orbitali diyelim. Tam burada da bu atomun büyük bir lobu mevcut. Bu da bir sp3 hibrit orbitali. Bu küçük lob, bu da büyük lob. Bir sigma bağı orbitallerin eksenleri doğrultusunda uç uca çakıştığı noktalardaki bağdır. Acaba bundan başka hangi tür bağlar olabilir? Önce şunu açıklığa kavuşturalım. Şurada bir sigma bağı var. Aynı doğrultuda birbiriyle çakışan orbiterler arasında başka hangi tür bağlar olabilir? Oluşabilecek başka bir bağ için iki tane p orbiteli olduğunu varsayabilirsiniz. İki tane atom çekirdeği ve bunların p orbiterlerini çizelim. Bunlar atom çekirdekleri olsun. P orbitallerini de çizeceğim. Yine Dumbbell şeklinde bir p-orbiteri olacak. Birbirlerine biraz daha yakın çizelim. Dumbbell şeklinde p-orbiteri. Önce p-orbiterlerinden birini çizelim. Bunu biraz daha büyük çizmek istiyorum. Nedenini birazdan anlayacaksınız. p orbitallerinden biri burada. İkinci çekirdeğinde çizdiğimiz ilk p-orbiterlerine paralel p-orbiterleri var. İşte böyle. Bunu biraz daha düz çizelim ve biraz daha fazla çakışmasını istiyorum. Bence buradaki ana fikri anladınız. Burada birbirine paralel iki tane p orbitali var. Bir öncekinde sp3 hibrit orbitalleri birbirleriyle karşılıklı duruyorlardı. Burada ise p orbitalleri birbirine paralel. Ve bu orbitaller alt lob ve üst lop da bu şekilde çakışıyorlar. İşte bu bir pi bağı. Bunu açıklayalım. Bu bir pi bağı. Yunan alfabesindeki pi harfiyle gösteriyoruz. Bazen yalnızca pi bağı olarak yazıldığını da görebilirsiniz. Buna pi bağı deniyor. Çünkü Yunan alfabesindeki pi harfinden geliyor. Atomlar arasında oluşan tekli bağların tümü sigma bağlarıdır. Sigma bağları pi bağlarından daha güçlüdür. Sigma bağlarının üzerinde ikili ve üçlü bağlar oluştuğunda pi bağları da oyuna dahil olmuş olur. Bunun nasıl işlendiğini gözümüzde daha iyi canlandırabilmek için mesela eteni ele alalım. Etenin moleküler yapısı şöyledir. Şimdi gözümüzde daha iyi canlandırabilmek için karbon atomlarının etrafındaki p orbitallerinin nasıl göründüklerini çizelim. İlk olarak sp2 hibrit orbitallerini çizelim. Tam olarak neden bahsettiğimizi biraz daha açıklayayım. Bir karbon atomuna bağlı 4 hidrojen atomundan oluşan metanı ele alalım. Metanı tetrahedral yapısına uygun bir şekilde çizmek gerekirse aşağı yukarı şöyle gözükecek. Bir hidrojen atomu biraz ileride duruyor. Bu hidrojen sayfa düzleminde yer alıyor gibi. Buradaki hidrojen ise onun arkasında ve buradan ortaya çıkan başka bir hidrojen daha var. İşte metan. Ve karbonun etrafındakilerin hepsinin sp3 hibrit orbitalleri olduğunu görüyoruz. Burada karbon atomu her bir hidrojen atomuyla sigma bağları oluşturuyor. Aslında bunu bir önceki videoda da görmüştük. Bunun oluşmasını sağlayan elektron dizilimini çizersek, metanı oluşturmak için bağ yapan karbon atomunun elektron diziliminin şu şekilde görünmesi gerekir. Öncelikle 1s2 ile başlaması gerekiyor. Bundan sonra ise 2s2 ve 2p2 yerine aslında olan şey. Bir saniye. Şöyle açıklarsak daha iyi olacak sanırım. Yazarak göstermeye çalışacağım. 1s'te 2 elektron var. 2s'de 2 elektron ve her p'de 1 elektron bulunması yerine tüm s ve p'ler birbirine karışmış oluyor. Böylece ortaya 2sp3 hibrit orbitali ortaya çıkıyor. Hatta bir tane daha 2sp3 hibrit orbital, başka bir 2sp3 hibrit orbital ve yine 2sp3 hibrit orbitalimiz daha olacak. Genellikle tek başına bir karbon atomundan bahsederken 1s, 2s, x doğrultusunda 2p, y doğrultusunda 2p ve z doğrultusunda 2p olması beklenir. Ancak bir karbon atomu metan molekülüne bağlandığında bunların hepsi birbirine karışır ve hepsi %25s özelliği, %75'te p özelliği gösterir. İşte böyle bir durumda elektronlar paylaştırılır. Şimdi de etendeki karbon atomlarını inceleyelim. Eten ismindeki et kısmını iki karbonlu oluşundan, en kısmını ise bir alken oluşundan ötürü almıştır. Burada bir çift bağımız var. Bu durumda etene bağlanan karbon atomlarının elektron dizilimleri şöyledir. İki elektron içeren bir S-orbitali tamamen doludur. İkinci seviyede ise, bunu başka bir renkle gösterelim, s ve p'leri özellikle yazmıyorum. Önceki gibi yine 4 elektronumuz olacak ve yine 4 bağ oluşturacak. 4 tane eşleşmemiş elektronumuz var. Her karbon için 1 2 3 4 bağ oluşturacağız. Elektronlar yine paylaşılacak. Ancak bu durumda s ve p'ler 1 birim s ve 3 birim p şekline dağılmak yerine s orbitalleri 2 p orbitaliyle karışmış olacak. Sonunda bu 2sp2, 2sp2 ve 2sp2 orbitalleri elde edilecek. Burada bir birim s orbitalin iki birim p orbitalleriyle karıştığını düşünebiliriz. p orbitallerinden bir tanesi ise burada tek başına kalacak. Burada tek başına kalan p orbitaline ihtiyacımız var. Çünkü bu orbital pi bağlarının oluşmasından sorumlu olacak. Bu pi bağlarının moleküle ilginç bir özellik kazandırdığını göreceğiz. Bu özellik molekülü bir bağ ekseni etrafında dönemez hale getirecek. Neden bahsettiğimi birazdan daha iyi anlayacağız. Şimdi her karbonun 3 boyutlu yapısını çizeceğim. Bunu farklı bir renkle yapalım. Evet, burada bir karbon atomu var. Hatta buna atomun çekirdeği diyelim. Böylece hangi karbondan söz ettiğimizi takip etmiş oluruz. Şimdi de orbitalleri çizeceğim. Bunu bir S orbiteli olarak kabul edelim. Karbonun etrafında çok küçük bir orbital. Bunun dışında da bir de 2sp2 hibrit orbitaller bulunuyor. Bu orbitallerin hepsi düzlemsel olacak ve bir üçgen şekli ya da bir ölçüde bir barış işareti şekli oluşturacaklar. Bunu üç boyutlu olarak çizmeye çalışacağım. Orbitallerden bir tanesi dışarı doğru geliyor. Diğerleri ise biraz içeri doğru gidiyor. Bunların diğer tarafında küçük loplar da var. Ancak şekli o kadar karmaşık bir hale getirmemek için onları çizmeyeceğim. Bu orbitaller hala P özelliğine sahipler. Biri küçük, diğeri ondan daha büyük, iki lobdan oluşuyorlar. Üçüncü orbital de belki şu tarafa gidiyordur. Bu şeklin dışına bir çember çizildiğinde bir Mercedes işareti gibi düşünülebilir. Bu karbon işte şuradaki karbon ve tabii ki bu karbonun hidrojenleri de var. Burada bir hidrojen var. Belki bu hidrojen de şuraya yerleşmiş olabilir. Bir s orbitalinde yalnızca bir elektronu var. Yukarıdaki hidrojense şuraya yerleşmiş. Şimdi de diğer karbonu çizelim. Karbon atomları birbirine oldukça yakın olacak. Bu karbon atomu şuraya yerleşecek. Bu karbon atomu da tamamen diğeriyle, yani aynı elektron dizilimine sahip olduğundan yine çekirdeğin tam etrafında küçük bir s orbitaline sahip olacak. İlk karbon atomunu çizerken yalnızca ilk üç hibrit orbitali çizmiştik. Sondaki hibritleşmemiş p orbitalini henüz çizmedik. Hibritleşmemiş orbitali birazdan çizeceğiz. Fakat önce diğer karbonun bağlarını çizelim. İlk olarak şuradaki bağın 2sp3 hibrit bağı olduğunu söyleyeyim. Bunu da yine aynı renkle gösterelim. İki sp3 hibrit bağı olan bağ tam olarak şurada oluşuyor. Bunun bir sigma bağı olduğuna dikkat edelim. Orbitaller eksenlere doğrultusunda uç uca çakışıyor. Bu konuda düşünebildiğim en iyi şey buydu. Bu karbon atomunun da yine iki hidrojen atomu var. Bir tanesi arkada, diğeri ön tarafta. Belli edebilmek için bunu biraz daha büyük çiziyorum. Bu hidrojen şuraya yerleşmiş. Ayrıca bunların da sigma bağları olduğu oldukça açık. Burada 2 sp2 orbitaliyle çakışan bir s orbitali mevcut. Ancak bu orbitaller birbirleriyle eksenleri doğrultusunda uç uca çakışıyor. Bu da bir sigma bağ, bu da bir sigma bağ. Arka tarafta yine bir sigma bağ oluşturacak bir hidrojenimiz daha var. Şimdiye kadar çizdiğim her şey sigma bağıydı. Bu bu. Belki böyle göstermesek daha iyi olacak. Burada bir sigma bağı, burada bir sigma bağı, burada bir sigma bağı, sigma, sigma. Yani şimdiye kadar çizdiğim tüm bağlar, bu bağ, bu bağ, bu bağ, bu bağ ve bu bağ, bunların hepsi sigma bağlarıydı. Her iki karbonda da bulunan en sondaki p orbitaline ne oldu? O Mercedes işareti düzleminin biraz dışına taşıacak. Sanırım durumu en iyi anlatan ifade bu olur. Bunu şimdiye kadar kullanmadığımız bir renkle göstermeye çalışacağım. Mesela moru kullanabiliriz. Şurada bir P orbiteli olduğunu düşünelim. Bunu belki de daha da büyük çizmeliyim. Bu orbitaller diğerleriyle kıyaslandığında aslında bu kadar büyük değil. Ancak bunları çakıştırmak zorundayım. Evet. Burada da yine bir P orbiteli var. Bu orbitallerin Z ekseninde olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla Mercedes işaretindeki diğer orbitaller de X ve Y eksenlerine yerleşmiş oluyor. Şimdi yukarıdan aşağı inen Z eksenlerimiz var. Orbitaller alt kısımlarından çakışmalı. O yüzden bunları daha da büyük çizeceğim. Bu şekilde görünecekler. Orbitaller yukarıdan aşağı devam eden doğrultuda yer alıyor. Ve bakın şu anda birbirleriyle çakışıyorlar. Buradaki bağ aslında şurada gördüğümüz bağın ta kendisi. Bu bağ karbonlar arasındaki ikinci bağ. Şimdi yapıda nasıl bir değişiklik oluyor? Bunu açıklayalım. Burada bir pi bağ var. Burada da bir pi bağ var. Aslında bu ikisi aynı bağ. Ve şuradaki karbonlar arası ikinci bağ oluşturuyorlar çift bağda yer alan ikinci bağ. Peki ne oluyor? Buradaki pi bağları aslında tek başına zayıf bağlar. Ancak zaten karbon atomlarını birbirine yaklaştıran güçlü bir sigma bağımız olduğu için buradaki pi bağları karbon atomlarını birbirine daha da yaklaştırıyor. Bu durumda karbon atomları arada tek bir sigma bağının olduğu duruma kıyasla birbirlerine daha yakın duruyorlar. Fakat pi bağları bundan çok da ilginç bir duruma da yol açıyorlar. Eğer karbon atomları arasında tek bir bağ olsaydı, her iki atom da bağ ekseni etrafında dönebilirdi. Yalnızca bir sigma bağ olsaydı, bağ ekseni etrafında döndürmek mümkün olurdu. Bir şekilde birbiriyle çakışmış ve bu yapılandırma içinde kilitlenmiş, birbirine paralel pi bağlarına sahip olduğumuz için bunları artık döndürmek mümkün değil. Eğer bu atomlardan biri döndürülürse, diğeri de onunla birlikte dönecektir. Çünkü bu iki atom birbirine kitlenmiş durumda. Pi bağları bu durumda karbon-karbon çift bağlarının oluşmasını sağlıyor. Bu da çift bağların daha katı olması anlamına geliyor. Çift bağın bir tarafındaki atomları diğer tarafındaki atomları da döndürmeden döndürmek mümkün olmuyor. Böylece hidrojen atomları arasında karşılıklı değişebilen bir yapılandırma oluşmuş oluyor. Pi bağları ve sigma bağları arasındaki farkı sanırım yeterince açıklayabildik. Eğer merak ederseniz konuyu daha iyi açıklamak adına bir de etini inceleyebiliriz. Burada eten örneğini görmüştük. Etin ise şu şekilde görün. Karbonlar arasındaki bir üçlü bağ vardır. Her karbon bir hidrojene tek bağla bağlanır. Bu durumda ilk bağların hepsi tahmin edebileceğiniz gibi sigma bağlarıdır. Bunların hepsi sp hibrit orbiterleridir. 2 s orbiteli yalnızca p orbiterlerinden biriyle karışmıştır. Bunlar sigma bağlarını oluşturan sp hibrit orbiterleridir. Bunu yine farklı bir renkte gösterelim. Buradaki her iki bağ da pi bağlarıdır kafamızda canlandırmak gerekirse sayfanın dış tarafından bir pi bağı geldiğini düşünebilirsiniz. Burada da yine dışarıdan gelen bir pi bağı var ve sayfanın iç tarafına devam ediyor. Sayfanın dış tarafından iç tarafına doğru ve her ikisi de birbirleriyle çakışıyorlar. Yine hidrojen atomlarıyla bağlanıyorlar. Bunu belki başka bir videoda daha detaylı açıklarım.